Herkese selam. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead 11. sezon 3. kısmı ile ilgili sağda solda gezinen şöyle bir resim var. Bizler burada Carol ve Lance'i bir arada görüyoruz. Bu iki karakterin bir arada oluşu farklı farklı senaryoları aslında baktığımızda aklımıza getiriyor. Özellikle de bu sizlere bahsetmek istediğim şey bu iki karakterin yer aldığı sahnenin aslında bizlere ne anlatmaya çalıştığı olacak. Final partında çoğu kişinin beklentisi koşan hızlı zombileri görmekti. Özellikle de yayınlanan tanıtımda görmüş olduğumuz bu fotoğraftaki aylak bu konudaki teorilere konu Olmuş durumda. Bu konuya da bu videoda biraz değineceğim. Haziran ayına artık yaklaşıyoruz ve yeni tanıtımların da Haziran ayının girmesiyle beraber ortaya çıkacağını düşünüyorum. Özellikle de komik konuya yaklaşmamız bizim heyecanımızın artmasına sebep olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu Lance ve Carol'un birlikte bu sahnesi hakkında konuşalım. Gerçekten çok ilginç bir sahne. Neden birlikteler ve Lance'in ekibimizi yaptıklarından sonra Carol onunla nasıl hala bir arada bulunuyor? Bunlar aklımıza gelen ilk sorular. Buradaki önemli detaylardan biri Lance'in yüzünün kana bulanmış olması ve daha darmadağın gözükmesi. Carol'ın onun yanında olması acaba sadece ona oynadığı bir oyun mu yoksa gerçekten onunla beraber mi? Öncelikle ben Carol'ın onun yanında olmasının tek sebebinin onlardan biriymiş gibi gözükmesini ve onunla özdeşleşmiş ajan olayı olduğunu düşünüyorum. Onunla bir arada olacak, ondan biriymiş gibi gözükecek ve bir yandan da onunla ilgili önemli detayları keşfedecek. Bunun yanı sıra bu ikiliyi bir arada görmemiz ve sezon finalinde gazeteye Sebastian'ın yaptıklarının ilanı verilmiş olması belki de bu noktada Lens'in gözden çıkarılmasına sebep olabilir olabilir. Carol da onu yalnız bırakmayıp onunla oynamak için yanından ayrılmamış da olabilir. Pamela Milton geçtiğimiz 14 bölümde çok fazla ön plana çıkmadı ve onun yerine bizler daha çok Lance'i gördük. Bu hamleyle beraber artık Pamela'nın daha ön plana çıkmasını sağlayacak olabilirler. Lance'ten vazgeçen bir Pamela Milton hikayesi karşımızda olabilir. Bundaki en büyük etken de kesinlikle gazeteci Connie olacaktır. Pamela Milton'ı çıldırtacak ve Lance'i kovacaktır. Lance her ne kadar yaptıklarından dolayı özür dilese de affedilmeyecek ve aslında Pamela'sız hiçbir şey olduğunu, güçsüz biri olduğunu görebiliriz. İntikam için yeniden gücünü toparlayıp Pamela'yı devirmeye çalışan bir Lance Hornsby hikayesinde belki de Carol onunla işbirliği yaparak onunla bir arada olacak olabilir. Tüm bu saymış olduğumuz alternatif senaryolar kulağımıza çok mantıklı geleceğini tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra bu iki karakterin bir yerde olması ve fragmanda gördüğümüz bu zombi türünden kaynaklı 3. kısımda mutant zombi görebileceğimizi düşünenler de var. Bizler biliyoruz ki bütün o pis işlerin içerisinde bulunan tek kişi Lance'ti. Eğer ki bu toplumun bildiği bir mutant zombi söz konusuysa bunu bilen tek kişi Lance olabilir. Bir şekilde bu ikilinin ben belki de bizlere 3. kısımda göstereceği şey mutant zombiler olabilir mi? Bence o da olabilir. 3. kısımda gördüğümüz mutant zombi olabileceğini düşündürten iki sahne söz konusuydu. Birincisi bu, diğeri ise burada yüzünden sanki bir ağı ya da balçığı alan el gördüğümüz şu sahne. Bu iki sahnenin şimdiden çoğu teoride örnek gösterildiğini söylemek mümkünken Lance ve Carol'ın tıpkı bu sahnelere benzeyen bir atmosferde bir arada bulunmaları acaba onlarla karşılaştıklarına mı işaret diye düşünmeden edemiyorum. Bizler The Walking Dead'te ilk defa bu tarzda farklı bir zombiyle karşılaşmıştık. Pek çok farklı zombi ile karşılaştık. Ama artık zombilere bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü World Beyond sahnesinde bizler ilk defa bir mutant zombi ile karşılaştık. Özellikle de son dönem gelişmelere baktığımızda artık daha kuşkuyla bakmamız gerekiyor. Çünkü The Walking Dead 3. partında mutant bir zombi görmemiz ihtimaller dahilinde gözüküyor. Özellikle hızlı veya koşan nasıl adlandıracağım tam olarak emin olamadığım mutant zombi görmüş olduğumuz ilk yer World Beyond'un o finalindeki After Credit sahnesiydi. Buradaki sahnede bizler mutant zombi ile ilgili Ohio kentinden bahsettik öğrenmiştik ve çizgi romanda Kamu Ohio'da konumlandırıldığını biliyoruz. Bu noktada kesinlikle 3. kısım mutan zombilerle alakalı bir şeyler görebilmemizin ilk aşaması olabilir. Sağda solda onlarca gezen mutan zombiden bahsetmiyorum. Büyük ihtimalle bir iki tane göreceğiz ve bunu da görsek de kesinlikle 20. bölümden sonra olacaktır. Neler olacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik elimizdeki bilgiler bu şekilde. Carol Belen sahnesi bu noktada dikkat çekici ve tüm bu hikaye bizleri nereye götürecek merak ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.